derler acımaz. Aman vermez sesin solun çıkmaz. Yok boşlukta kalırsın çığlığın yankı yapar boşlukta. Alo alo ne iş amcaoğlu, bir haber, bin haberin gelsin ya. Bir çayın bile bin yıl hatırı varmış derler. Kreuzberg City Almanya Avrupa içinde. Daha yakın getirmek istedik yani o millete. Ustalarla beraber Türk rapçilerin çalışabileceğini gösterdik. Türkiye'den olsun ceza. Çok sanatçılar gerçekten var. Süper arkadaşlar hepsi. Hip hop için ilerlemek istedik yani. Bir şeyler olsun istedik. Büyük bir şeyler atlayalım dedik. Şimdi gelecekte daha devam çalışmalar yapacağız. Şimdi ikinci ayın 12'sinde albüm çıkıyor Almanya Avrupa piyasasında. Ondan sonra Türkiye'ye getirmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Video klip çektik. Onu da yarın öbür gün herhalde artık televizyonlarda görebiliriz. Size de veririz onu. Size koyabilirsiniz. Kreuzberg City zaten albümün adı. Zaten yaşadığımız yer yani. Kreuzberg City ve misafir ettik onları oraya. Mesela o sanatçılar olsun. Kendi mekanımızı, kendi semtimizi de böylece bizim semtimiz çünkü orada çok konuşulur böyle çok tehlikeli falan diye. O semti de böylelikle güzelliğe çıkarmış olduk ve herkes, bütün sanatçılar gelip gördü ki gerçekten orada bambaşka bir atmosfer var. Daha ailevi, ailece, daha bambaşka bir ortam olduğunu göstermiş olduk aynı zamanda. İlerlemek istedik yani, ilerlemek istiyoruz sonuçta, onu yaptık. Geto'da fazla öyle, Geto'nun zaten kitabını yazdık. Şimdi biraz da piyasaya artık dedik, olsun yani. Tabii yine sevgiler, duygular aynı ama yani, hiç değişen bir şey yok. Kınakan teke tek, kurek baba eski okulu yeni yapıp getirir geri. Lepe teke tek, ileri. Vallahi gerçek söyleyecek olursam, şimdi düşündüm, aklımdan geçti, geçmedi değil ama şimdi orada da büyük bir kurduğumuz olay var. Büyük yaptık, Türkçe yaptık, Türkçe dilini onu orada bir yere getirmeyi başardık. Tabii ki düşündüm buraya gelmeyi ama sonra burada mesela bazı koşullar ben uymuyor yani, uyduramam bence ben. Ama belirli bir zaman olur, biraz daha büyük bir yerlere gidersek o zaman temelli belki dönmeyi düşünebilirim. Yani çok zor olacak çünkü ben gerçekten oraya alışmış bir insanım, orada doğmuşum yani, büyümüşüm. Ama burayı da çok seviyorum, gelip gidiyorum yani. Daha sık sık gelmek isterim. Temelli olmasa da daha çok gelmek isterim. Onu yapmak isterim ama oradan da ayrılmak istemem sanmıyorum yani. Şimdi orada büyük maceralar, hikayelerim var. Yaşamım orada geçti. Orada benim hocam vefat etti. Bobby Bülent İpek, Islamic Force'un kurucusu. Hikayeleri büyük yani. Bayrağı orada bırakıp düşünemem. Gerçi şu anda istediğimi yapabilirim. Her şeyi başarmış durumdayım yani. Herkese göstermiş durumdayım ama çok sevenlerimiz orada da var dediğimiz gibi. Kardeşlerimiz, bize güvenen arkadaşlar, kardeşler olsun. Bir anla olmuyor yani. Ama sevgimiz çok büyük. Gördüğünüz gibi gelip gidiyoruz yani. Ceza olsun bana geliyor. Ben gelip onunla kalıyorum. Oteli falan da gitmiyoruz yani. Kendi yanımızda kalıyoruz. Zamanımız, her dakikamız beraber geçsin diye. Sert tavrım varmış. Her gittiğim yer dağılırmış. Kırıkmış kalpler. Kırgınmış. Kızgınmış bana. Ne iştir anlamadım ki. Bunu göre ben zorluktan geliyorum. Ben hapisteydim zamanında. Ben çok kötülükler yapıyordum yani, öyle uyuşturucuyla falan değil ama insan yaralama gibi. Çete sokaktaydım ben. Öyle bir yerden geliyorum ve beni işte hocam kurtardı, gördü ve dedi bu hayatta sen bitersin Hakan dedi. Sen dedi ben müzik yapmanı istiyorum dedik seneler önce ve öyle benim hayatımı kurtaran adam oldu. Ben yine ondan sonra tabii ki o yaptığım pislikler o kadar çöktü ki bir türlü kurtaramadım kendimi. İkide bir içeri girip çıktım yani sonuçta, yine hiç rahat olmadım. Hiçbir şey yapamadım yani. Ben bir yere, beni konsere çağırmıyorlardı mesela. Aa 36 çete geldi mi kavga çıkar falan diye. Belki de o zamanlar haklılardı ama tabii zaman değişti. O yüzden çok geride kalmış olduk mesela. Bobby'nin vefat edişi de bana büyük bir boru gibi girdi yani. Nasıl? Büyük geri attı beni. O benim hocamdı yani. Ben ondan öğrendim. O beni çıkardı çünkü, getirdi getodan. Sokaktan dedi sen bu işi yapman lazım. Onun vefatından sonra onun yaptığı işleri de ben biliyordum tabii. Kaç seneden beraber takıldık. Biliyorum her şeyi. Onun bayrağı yerde kalsın istemedim yani. Çünkü çok çok sevdiğim, canım ciğerim, kalbim de o benim yani. Çok sevdiğim bir abim, kardeşimdi. Onun bayrağı da öyle yerde kalsın istemedim yani. O yüzden de o, bütün gücümü topladım. Ondan sonra bir 4 ay daha yattım içeride ben, son cezamı. İçeride işte kendimi o zamanla kullandım böyle. Düşündüm ve taşındım ve dedim ki bu Türkçe rap'in, Bobby'nin yaptığı olaylar bitmemesi lazım yani. Çocuk çünkü öldüğünde hiç kimsenin vefat ettiğinde hiç kimsenin haberi, hiç yani hiç kimse takmıyordu, öyle bir durumdu. Ama o bayrağı yerden alıp ileriye doğru koştuk yani. Koştum işte şimdi buradayım yani, geldim. Yani hak ettiğim şöyle bir şey diyorum, ben zaten getirden geliyorum. Ben zaten hiç gözüm yükseklerde falan değildi. Ben müziği seven bir insan olduğum için hak edip hak etmediğim yerde olduğumu da kendim şimdi diyemeyeceğim. Çünkü ben hala getodayım böyle, hala o yaşantının içindeyim. O kadar kötü, kendim katılmasam da ortasındayım, göz bebeğindeyim. Sadece yaşım başım, yani aklım başımda yani, onu demek istiyorum. Yani sokağa eskisi gibi çıkıp millet peşinde öyle şey pislik falan değil yani, daha değişik. Mesela oradaki insanlara yardım edemiyorum. Onlara akıl fikir verebiliyorum, gençlere. Ben söylüyorum biz ne hatalar yaptık. Bizim o zaman abilerimiz yoktu, biz ilk jenerasyon sayılırız. Ailemizden sonra.
Ama onların abileri var, bizler varız. Biz öğretiyoruz onlara. Örnek olarak kendimizi de gösteriyoruz. Ne kadar kötü yolda olduğumuz halde, geçmişimiz ne kadar kötü olduğu halde ne kadar temize çıkarabilip, hatta bir de öğretmen olarak başka insanlara akıl vermek, bunlar hepsi göz önünde tabii ki. Bunları hepsi görüyorlar. Ben hak ettiğim şöyle bir şey diyorum, ben hip hop'u çok seviyorum biliyor musun? Hip hop yapabildiğim sürece, içimde olduğu sürece ben hak ettiğim yerdeyim, kendi şeyimde. Öbürünü zaten halk yaptı, millet kendisi şey yapar yani. Olursa olur. Ben hip hop'u seviyorum yani, ölüyorum. Ben Bobby'den aldım çünkü bir şey. Beynimde tam böyle yerinde yani. Ben bırakamam hip hop, anlıyor musun? İstersen olursa olsun yani. Her zaman yapar. Sakt mısın yoksa çok mu yakın? Kila Hakan ton deliyor. Hele bir bakın. Hip Hop Life birileri, yani Hip Hop Life'a çok teşekkür ediyoruz bu röportajdan dolayı. Ve bütün Hip Hop Life net üyelerine buradan selamlar söylüyorum. Ve verdikleri tüm destekten dolayı hepsini tek tek öpüyorum. Saygı ve sevgi diyorum. Hepinize saygılar.